Araba çıktı mı? Hangi? Merhaba, hoş geldiniz. Ben de Ceylan Çapı, Ali Başkan Beşiğin Sevay. Hoş geldiniz. Biraz daha, biraz daha gelin. Evet, buraya bir tane alalım. Evet. Gel, şöyle bir tane alalım. Aşık. Gerçekten de bu geziniz bize moral oldu. Özellikle ben bakıyorum eşim, bizim kadın kolları, bizim teşkilat moral buldular. Biz burada Ceylanpınar'da gerçekten de çok zor şartlarda yaşıyoruz. Sıkıntımız çok büyük. Ceylanpınar ilçemiz nüfusu 84 bin. Ama maalesef ilçemizde iki tane çadır kent, Suriyeli kardeşlerimizin iki tane çadır kenti bulunmakta. Bu iki çadır kente 45 bine yakın Suriyeli mülteci kardeşlerimiz şu an varmıyorlar. Çadır kente yer bulamayan ilçemiz merkezinde zabıta birimlerinin bir de emniyetin tam kesin %100 olmamakla beraber 20 bine yakın Suriyeli kardeşimiz de ilçe merkezinde bulunmakta. Köylerimizde de 15 bine yakın Suriyeli kardeşimiz. Bu rakamları üst üste koyduğumuz zaman bizim nüfusumuz kadar Suriyeli mülteci şu an Ceylanpınar'da ilçemizde bulunmaktadır. Tabii ki bu bize büyük bir yük getirmekte. İlçe olarak, ilçe halkı olarak, belediye olarak hepimiz bu yükün altında ezilmiş bulunmaktayız. Tabii ki bu ezilmişliği diğer Sivas'tan buraya bizi ziyarete gelen kardeşlerimiz bir nebze bizlere yardımcı oldukları zaman bizler nefes almış bulunuyoruz. Çok büyük, gerçekten büyük bir sıkıntı. Artı ilçemiz Suriye'nin Rasul Ayn kentine sıfır noktada. Rasul Ayn kenti nüfusu 100 bin. Bizim ilçemizden daha büyük. Maalesef bu ilçede 4 yıldır devlet yok, belediye yok, hizmet yok, hiçbir şey yok. Bir rüzgar kalktığı zaman onların tozu, toprağı, her şeysi bizim ilçemizde. Haşere ile mücadelemizde normalde bir ilçe benim nüfusum 80 bin, bir yapayım derken ben 3 yapmak zorunda kalıyorum. Çünkü ilçede nüfusum kadar bulunan Suriyeli kardeşlerimiz artı karşı tarafta ilaçlama olmadığı için o sorunlar, yani inanın ki biz bunun altından kalkamıyoruz. Tabii bu arada şunu da bilmenizi isterim. Şu anda diyebilirsiniz ki yani hükümetten hiçbir katkı, yardım gelmiyor mu? Maalesef. İlçe nüfusunun İller Bankası'ndaki nüfus başına gelir neyse onun dışında 1 lira fazla kimse bize göndermemiştir. O parayla idare etmeye çalışıyoruz. Aslında bu tür ilçelere sınırda bulunan, mülteci bulunan ilçelere pozitif ayrımcılık yapılması gerektiği kanaatindeyim. Söylüyoruz ama bugüne kadar hiç kimse yapmadı. Ama sağ olsun
Bize şu ana kadar yardımcı olanlar Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek. Ona teşekkür ediyorum. Sağ olsun, var olsun. İkincisi de Sivas. Nüfusu çok büyük olmamasına rağmen ama yüreği büyük, kalbi büyük, ufku büyük Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Aydın. Yani bu işler nüfusun çoğunluğuyla, ekonominin büyüklüğüyle ölçülmüyor. Türkiye'de il olarak Sivas'ı 10'a katlayacak, 20'ye katlayacak, 30'a katlayacak illerimiz mevcut. Ama hiçbirinin bir tebessümünü, merhabasını, bir sesini bile duymadı. Ekonomik yardımın yanında da sizin burada bulunmanız bile bizim için manevi olarak çok önemli. Sivas Büyükşehir Belediye Başkanım da maneviyatının dışında da kendisi geldi. Burada bizi ziyaret etti. Artı belediyemize bir araç, bir otomobil hediye etti. Artı ilçemizde 40 tane kabin durağı otobüslerinkini bize hediye etti. 25'i geldi, 15'ini de bize gönderecek. Ona da tekrar hepinizin huzurunda teşekkür ediyorum. Allah ondan razı olsun Sami Bey'den. Yani şunu demeye getiriyorum. Her şey nüfusun büyüklüğüyle, paranın çokluğuyla değil. Bunu ferdileştirdiğimiz zaman da aynısını görüyoruz. Bir insan vardır, çok zengindir, eli cebine gitmez, cebinde akrep vardır. Bir insan vardır, yani kıt kanaat geçirir ama elindeki ekmeği dönüşür. İşte Sivas Büyükşehir Belediye Başkanı o kıt kanaat geçirip de ekmeğini arkadaşıyla, komşusuyla bölüşebilen bir belediye başkanı. Keşke bugün bu örnekleri saydığım zaman Ankara Büyükşehir, Sivas Büyükşehir Belediye Başkanı yanında keşke burada 10 tane daha saymış olabilseydim. Ama maalesef kimse yardımcı olamadı bize. Olmadı. Burada Ceylanpınar halkı, kıymetli misafirler, gerçekten de Ensar'ın yaptığı gibi Ceylanpınar halkı Suriye'de kardeşlerine sahip çıkıyorlar. Çadırkent'e yer bulamayan ilçemizde şu imece usulüyle bu Suriye'li kardeşlerimiz burada şu an yaşıyorlar. Ben inanıyorum ki Ceylanpınar'daki, Ceylanpınar'lı hemşehrilerim, kardeşlerim akşamleyin evde yemek pişirdikleri zaman tencerenin bir kısmından da bir tabak o Suriye'li komşusuna ne olur ne olmaz diye gönderiyordu. Ceylanpınar'lar gerçekten Sivaslı kardeşlerim, bizler de sizler gibi Ceylanpınarlılar da misafirperver, misafirlerini severler. Peygamber dönemindeki o ensarlar gibidirler. Ceylanpınarlılar da bölüşmesini biliyor. Rabbim kardeşliğimizi, birliğimizi, beraberliğimizi bozmasın diyorum. Tekrar bizleri şereflendirdiğiniz için sizlere teşekkür ediyorum. Allah sizlerden razı olsun. Buradan tekrar Sivas Büyükşehir Belediye Başkanıma ve yönetimine ve Sivas halkına, Sivas'ın o güzel halkına da buradan kucak dolusu ben ve Ceylanpınarlılar adına selamlarımı, saygılarımı, hürmetlerimi iletiyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olun. Bu yerli misafirlerimiz burada ikamet etmektedirler. Bu kampımız 6 Nisan 2012 tarihinde kampımız doldu. Şu anda doluluk oranı 100'lerimizle 20'dir. Kurulmuştur. Bu şekilde de yeni ihtiyaçlar karşılanmaktadır. Kampımızın belli bölgelerinde çocukların oyun alanları da oluşturulmuş. Futbol tesislerimiz var, spor tesislerimiz.
burada yetişkinler futbolda alınır. Daha önce Suriyeli misafirlerimize yemek hizmeti sunuluyordu. Sabah kahvaltısı, öğlen ve akşam yemeği veriliyordu. 1 Ocak'tan itibaren de marketimiz mevcut. Bir tanesi kapalı. Buradan Suriyeli misafir. Çıkış saatin arasında herhalde genelde öğrenciler... Genelde evet o saatte oluyor. 11.30'dan sonra dağılıyorlar yemek vakitleri. Buradayız efendim. Buradayım. Yüzde gelen ne? Yüzde gelen ne? Yüzde gelen ne? Karşıdan geç, karşıdan geç. Hadi hocam. Bak oraya bak. Bak oraya bak. Abi. Abiye bak abi. Teşekkür. Hanımefendi. Herkes arasında. Tamam, gel geliyor. Baksana. Baksana. Dört diyarım. Dört diyarım. Buraya gelirken rahat gelmek lazım. Tabii. Ha? Şuraya. Konum satır başkan. Müdürüm siz biraz. Muhammed. Halil Bey. Oraya geçiyorum. Almayalım. Bir daha gelebilmemiz için biz de sizi ağırlamak. Tabii biz de çok memnunuz. Teşekkür ederim.